Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün biraz daha iyiyim. Hadi bakalım inşallah daha da iyi olurum. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler diyerek başlayayım. Bir an ben de kilitlendim. Biliyorsunuz Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir derbi maçı oynanacak. İki maç oynanacak da ilki Süper Lig'de, ikincisi Süper Kupa finalinde. Bu müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Şimdi Arda Kardeşler kimdir? Nedir? Necidir? Hani anan var mıdır? Baban var mıdır? Seni bana met ettiler, aslı var mıdır? Şu pozisyonda, şu kadar yakından, HD kalitede, yok Full HD, yok 8K, 32K Cenab-ı Allah'ın verdiği göz hassasiyetiyle şu kadar mesafeden görüp buna kırmızı kart vermeyen hakemdir. Hani Kayseri Spor maçı olduğu için muhtemelen sarı kırmızıyı karıştırmış, yok sanmam. Yani Galatasaraylı oyuncu dakika daha 19, skor 1-1. Hani şurada kırmızıyı verse, vermeyen arkadaş. Aynı Emre Akbaba'nın bu maçtan birkaç maç sonra sol ayağı kırıldı mıydı, bir şey olduydu. Çapraz bağ mı ne kopmuştu. O arkadaş. Yani tabiri caizse Arda Kardeşler bu arkadaş arkadaşlar. Ama sosyal medyaya bakın, Galatasaray finoları, trolleri ortalığı germek için, insanları kaosa sürüklemek için skandal cümleler kuruyorlar. Skandal şeyler. Fenerbahçeli olduğunu iddia ediyor Arda Kardeşler'in. Hani eskiden bir tanıdığım Saddam'la Apo aynı kişi herhalde diyordu. Sonra Saddam öldürülünce ben aynı kişi zannediyordum demeye başlamıştım. Herhalde bunlar da farklı kişileri farklı kişi zannediyor. Zannetmeyi sürdürsünler. Şimdi Fenerbahçe'miz Arda Kardeşler'in Süper Lig'de yönettiği 10 maçta 4 mağlubiyet almış. Bu maçlarda Fenerbahçe'miz 4 kırmızı kart görmüş. Bakın Arda Kardeşler 4 kırmızı kart. Arda Kardeşler'in tarihi boyunca kırmızı kart gösterdiği takımlar sıralanmış. Polonya U21'e bile Galatasaray'dan fazla kırmızı kart göstermiş. Düşünün. En çok kime göstermiş? Fenerbahçe'ye. Arda Kardeşler Karagümrük'te oynadığımız maçta Şimanski'nin ceza sahası içinde düşürülmesine serbest vuruş kararı verdi. O karara kart, Arda Kardeşler MK Ankara Gücü'nün oynadığı maçta Edin Dzeko'nun Mert Çetin tarafından bariz gol pozisyonuna düşürülmesine kırmızı kart vermedi, sarı kart gösterdi. Aynı maçta Fred'in kafasına aldığı sert darbeyi ceza sahası içinde düşürülmesini, Galatasaraylı yorumcuların bile net penaltı dediği pozisyonu devam ettirerek büyük bir rezalete imza attı. Şimdi bu atama yapılacak operasyonun habercisidir. Yazıklar olsun. Valencia'yı sırtı dönükken atmıştı. Malum camiaya avantaj sağlamıştı. Hani yaptıkları yapacaklarının garantisi. Son 4 maçımızda 3 kırmızı kart göstermiş arkadaşlar bize. Son 4 maçımızda. Şaka gibi ha. Yani kariyerinde en fazla kartı Fenerbahçe'ye göstermiş Cimbom'un kardeşi Arda. Şimdi Arda Kardeşler 2016 yılından başlayan Süper Lig başhakem kariyerlerinde yönetmiş olduğu 119 lig maçında 5 defa direkt kırmızı kart göstermiş. Bu 5 direkt kırmızı kartın 3'ü Fenerbahçe futbolcusuna. Ya bazen anlatırken hocam hadi canım o kadar da olamaz diyorsunuz da sonra şaşırıyorsunuz değil mi? Bence de. 119 maç, 5 direkt kırmızı, 3'ü Fenerbahçe'ye. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum, tesadüfe sadece ateistler inanır. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kazanılması halinde ben sıcak gelişmeyi de söyleyeyim. Bunu özellikle Arda kardeşler de duysun. Fenerbahçe derbiyi kazanırsa Erce kardeşleri transfer etmeyi düşünüyor. Hani oyuncunun bonservis bedeli açıklanmıyor. Bedava verecekler herhalde. Yıllık ücret olarak 3 milyon euro. Yani yaklaşık 96 milyon TL bir ücret düşünülüyor. Ama maç kazanılırsa, derbi kazanılırsa. Hani galibiyet dışında sonuç çıkarsa bu transfer rafa kalkacak. Onu da hatırlatayım.
Hani herkes bu bilgiyi bilsin de nasıl olsa kardeş değillerdir bu ikisi. Soyadı benzerliğidir. Ben bu transfer duyumunu vereyim de eğer derbi kazanılırsa o kişi %100 Fenerbahçe'de. Ya, transfer hayırlı olsun. Ben olsam Fenerbahçe kazansın isterdim. Şimdi Fenerbahçe Fred için harekete geçiyor. Burayla da devam edelim. Şimdi Fred Kayserispor mücadelesinde son anlarda yaşadığı itirazlar falan filanla kırmızı kart gördü ve Galatasaray maçında oynayamayacak. Çünkü tedbirli sevk edildi. Tedbirli sevk demek biz karar verene kadar bu arkadaş oynayamaz demek. Zaten tedbirli sevk demek ben size karşı art niyetliyim demek. Başka bir şey değil. Şimdi burada şöyle bir düzen var. Hakem küfür yazmış arkadaşlar. Zorbay Küçük hakem biliyorsunuz. Babası Malatya'ya giden tırlar olayında Malatyaspor'un kaptanı olan Feyzullah Küçük. Bunu internetten araştırın ya. Yani duyan kişiler şaşırıyor. Feyzullah Küçük ne iş yapıyor diye yazdırdı da Galatasaray altyapısında hoca olduğunu görüyorsunuz. Yani Ali Koç'un şirketinde çalışıyor. Bunu kovun diye ortalığı 56 yapanlar, gerenler Galatasaray taraftarı Süper Lig hakeminin babası altyapılarında çalışıyor. Hani şerefli, dik, namuslu, böyle dürüst insan duruşu şunu gerektirir. Kardeşim ben kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına da yapmam. Şöyle yapalım. Zorbay Küçük'ün babası Fenerbahçe altyapısında olsaydı vallahi de billahi de kuruş kazanamaz da hakemlikten şey, el çektirilirdi. Süper Lig'de kesinlikle maç yönettirilmezlerdi. Yemin ediyorum bak. Lan adamın adı soyadı Ali Koç diye hakemlikten attılar. Şimdi rapora küfür etti demiş. Abi raporda Fred'in niye buna faul çalıyorsun? Niye buna faul çalıyorsun? S nokta nokta aptal hakem dediği öne sürülmüş. Stupid referee. Yani stupid aptal eşek. Referee o hakem demek. Tamam mı? Bunu anladık. Şimdi internete girip translate yazıyoruz. Tamam mı? Bak şimdi. Türkçe. Aptal hakem. Stupid referee. Aptal faul. Stupid faul. Hani bu ne aptal bir faul? Bu ne aptal faul? What a stupid foul. Hani. Şimdi İngilizce'de bizdeki gibi böyle virgül mürgül çok nadir yani. What a stupid foul. Hani aptal. Bunun neresi faul anlamı da çıkartabilirsin bundan. Aptal hakem anlamı da çıkarabilirsin. Bütün FETÖ'cülerin bip anlamı da çıkarabilirsin. Ya da işte Fenerbahçe iktidarı ele geçirecek, herkesi ülkeden kovacak anlamı da çıkarabilirsin. Neresinden baktığına ve niyetine bağlı. Ya ben hakeme sadece aptalca bir faul dedim. Bu ne aptalca bir faul diye sormuş. Fenerbahçe detaylı bir itirazda bulunacak. Savunmada özellikle dil konusu üzerinde durulacak. Dil vurgusu yapılacak. Fred'in Portekizce ve İngilizce bildiği vurgulanacak. Zorbay Küçük'ün yabancı dil sebebiyle sınavdan kaldığı hatırlatılacak. Kaç maç ceza alacak? Şimdi öyle kurnazlar ki yani sevk ettikleri madde de belli. Ama şunu söyleyeyim. Fred'e 7 maç ceza verseler. Keşke 7 maç ceza verseler. Vallahi bak. Keşke 7 maç ceza verseler. O 7 maça bedel. Yönetim zaten Ali Koç zaten sağ olsun Galatasaraylı gibi hareket ediyor. Yani Galatasaraylı gibi hareket ediyor ama bakalım ne olacak. Neyse ben daha fazla konuşup sürprizi kaçırmayayım. Ben şunu da söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı Mert Hakan Yandaş. Hani yok abilik yaptı, yok komutan bilmem ne. Lan komutan Logar'ın faydası Mert Hakan'dan fazla bulundu. Serdar Dursun yok Fenerbahçe maçlarını izliyor. Şöyle Fenerbahçeli, böyle Fenerbahçeli falan filan. Galatasaray kalesine giren golü engelliyor. Mert Hakan omurgasızlık yapmasa bunun adı omurgasızlık. Bunun adı haysiyetsizlik. Haysiyetsizlik, omurgasızlık yapmasa Fred bu kadar gerilmeyip kırmızı yemeyecek. O hocam hakem şartlı çıkmış. Hayır hayır şartlı çıkmış. Lan 90 dakika boyunca bak dinime imanıma yani her şeyi yemin edebilirim yani ya. Etmeme gerek yok ama edebilirim.
Ya 85 dakika, 86 dakika. Ben hakemi şöyle bir süzdüm. Bak, her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Hakem hata yapabilir. İnsan hata yapar. Beşer. İnsan nisandan geliyor. Yani nisyandan geliyor. Unutmaktan geliyor. Unutabilir, hata yapabilir, takılabilir. Ben Allah şahidim. 85. dakikada maç bitti. Ya da 80'de maç bitti. Fenerbahçe 4-3 kazandı. Çıkıp derim ki hakem kusursuza yakın maç yönetti. İyi de hocam şurada hatası var. Sarı vermedi şurada. Şurada şu yanlış yaptı. Ya bunlar görülmeyebilir. Bunlar hatalar derim. Oraya kadar getirmiş. Mert Hakan adamı ittiriyor. Bak. Açık söyleyeyim. Premier Lig'de buna faul vermezler. Çünkü Premier Lig biraz daha temaslı. Premier Lig'deki oyuncu da kendini yere bırakmaz. Ama burası Türkiye. Dokundun muydu? Ceza sahası içinde biri dokundu muydu? Mert Hakan kendini atmayacak mı? Geçen sene Mert Hakan 8 takla atmadı mıydı Galatasaray maçında? 8 mi 7 miydi? Yapıyor. Denk geldi mi yapıyor. Türk futbolcular yapıyor. Sen onu ittirmişsin. Ya burada salaklık senin. Koz vermişsin. Hocam bir de faul değil orası. Ya faul değil tartışmıyorum. Faul çalmış. Gittin itiraz ettin sarı yedin. Neyin daha şeyini deşiyorsun? Ben Fred'e de kızıyorum. Ya sen yılların tecrübesisin. Yanındaki Mert Hakan ya. Yani Neymar'ın ayrıldığı sevgilisinden sevgili oldum. Ondan sonra Cristiano Ronaldo'nun ikiyle sevgili oldum diyebilecek potansiyelde bir arkadaş. Fenerbahçe'ye en büyük hainliği yapan Mert Hakan. Zorbay küçüğü ben şöyle düşünüyorum. Lan anasına söveyim diyorum. Diyorum ki neden dolayı söveceğim? Babasına söveyim diyorum. Ha, Malatya'daki tırlar falan filan. Ha, bana ne diyorum yani yıllardır. Sövecek bir şey bulamıyorum ben. Harbi söylüyorum. Hakeme sövecek bir şey bulamadım ben. Hocam küfür etmedi küfür yazmış. Bak bu da aynı şekilde diyorum. Yine aynı şekilde diyorum. Şimdi bu ne aptalca faul dedi diyelim. Bak fark etmez. Suçsuz olsun bak fark etmez. Bu ne aptalca faul. Niye diyor? Olmuş, bitmiş, frikik yeri belirlenmiş, baraj kurulmuş. Ne daha ne? Yani biz Fenerbahçe olarak evet hakemi eleştirelim. Evet topu eleştirelim, zemin eleştirelim kabul. Ama eleştirilemeyecek yerde de illa hakem demeyelim. Ben abi düşündüm sakin kafayla söylüyorum bak. Bugünü söylüyorum. İster katılın ister katılmayın. Bu olayların %100 sorumlusu Mert Hakan yandaştır. Bu takımdan bundan sonra ekmek yememesi gerekiyor bu arkadaşın. İkincisi Fred'in hatası %51, hakeminki %49. Sen çenene sahip çıkacaksın. Çıkacaksın abi. Yapacak bir şey yok. Yani ya harbi söylüyorum ya arkadaşlar. Bir telkinle melkinle konuşmuyorum. Ya da biri bana para verdi de hadi şey yap diye konuşmuyorum. Abi orada o dengesizliği yapmayacağım. Bak Kayserispor'lu arkadaşlarımla konuştum. Yani ilk defa hakemle yendiniz. Şöyle yaptınız böyle yaptınız değil mi? Süper. Fenerbahçe. Kayserispor 10 atsa Fener 11 atacaktı diyor. Öyle bir maçtı diyor. Ama diyor işte o penaltı olmasaydı zemin iyice ağırlaşıyordu. İş başka yere gidebilirdi diyorlar. Kısmen de haklılar yani. Hemen hemen benzer pozisyon sayısı falan var. Ha Batshuayi baştakini atsa 2-0, 3-0 ilk devreye o gol yenilerek girilmese mesele başka olurdu. Ama seyir zevki açısından mükemmel bir maçtı. Ben derbiden Beşiktaş maçından daha fazla keyif aldım Kayseri maçından. Çünkü çok keyifli bir maç. Top bir o kalede bir bu kalede olayı var. Orta sahaların geçirilmesi geçirilmemesi var. Hani oyun var vesaire var. Ben bunu söyleyeyim içimde kalmasın. Ben yine suçluyu Fred bulurum. Ama en büyük suçlu Mert Hakan'dır. Mert Hakan'ın bu kulübe yararı yok. Zararı çok. Onu söyleyeyim. Şimdi hocam sen bize şundan haber ver. Fred'in yerine kim oynuyor? İsmail Kartal Fred yerine %99 ihtimal Crespo'yu oynatacak. Şimdi hepimiz biliyoruz. İsmail Kartal'ın garantici bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Aranızda bilmeyen var mı? Herhalde yoktur. Şimdi İrfan Can Kahveci kart sınırındaydı. Oynatmamıştı. Crespo'yu da oynatmamıştı. Şimdi muhtemelen ikisi de ilk 11'e geri dönecek. Ya da biri geri dönecek. Ben kafamda nelere oynatıyorum? Bak kafamda var ya ne planlar, ne planlamalar yapıyorum. Diyorum ki bak orta üçlü İsmail, Ferdi Şimanski olsa, sol bek Osterwolde olsa, Serdar Aziz, Cikus stoper ikilisi, işte sağ bek Osayi olsa diyorum. Diyorum ki yok. Serdar'la Cikus'a tam güven olmaz. Öbür türlü diyorum ki Ferdi solda, Cikus Osterwolde, sağda Osayi,
Orta ikili de diyorum İsmail Crespo yapsan. Önüne Şimanski. Sağa diyorum şey koy. Cengiz koy. Yani Cengiz'i sağa koy. Sonra diyorum ki lan yabancı kuralı işte İsmail 1, Ferdi 2 şey 3 o da olabilir diyorum. Ya da sağa İrfan'ı koy diyorum. Başka türlü İrfan'ı merkeze koyuyorum. İrfan, Şimanski, İsmail yapıyorum orta üçlüyü. Ya da Crespo, İsmail, Crespo, İrfan, Şimanski yapıyorum. Crespo biraz daha defansif. Bu sefer de Crespo tek kalıyor. Millet Crespo'ya küfür ediyor. Senaryodan senaryoya uçuyorum. Bakalım ne yapacak. Yazarlardan derbi yorumları var arkadaşlar. Sabah yazarları Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül bir şeyler söylemişler derbiye dair. Fenerbahçe nasıl boşluğunu dolduracak? Fredsiz 5 maçta sadece bir galibiyet alındı diyor. Çaresini bulmuş olmalı diyor Gürcan Bilgiç. Ya belki de ligin kırılma maçı olacak bu maç. Ve takımın anahtarını kaybettiler. Sadece oyunu yönetmiyor. Aynı zamanda ön tarafı daha verimli hale getiriyordu. Elbette büyük kayıp. Ancak ne İsmail Hoca'nın ne de Fenerbahçe'nin karakterinde vazgeçmek olmaz. Aleksiz oynadığı maçta Galatasaray'ı 4 golle yenmişti Fenerbahçe. Fred'in olmadığı dönemi yaşadı. Artık çarelerini de bulmuş olmalı diyor. Katılıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Biz Fred'siz Trabzonspor'a yenilmedik. Biz Samet Akaydın'ın kişisel hataları, bireysel 3 hatası sayesinde Trabzonspor'a yenildik. Ne derseniz deyin. Kabul edeceğinizi zannetmiyorum ama mecbur kabul edeceksiniz. Çünkü doğruları söylüyorum. Söylediğim cümlede tek bir yanlış yok. Bir tane bile yanlışım yok. Yani biz çok abartıyoruz. Biz futbolcu, futbolcu değil. Hepsi işinin şeyi. Gürcan Bilgiç derbinin en önemli parolası sahada 11 kişi kalmak. Geçen sezon üstün oynadıkları 2 maçı da kaybettiler. İkisinde de eksildiler. Bu maç 11-11 oynanırsa kazanma bilesi Fenerbahçe'den yana olur. Şu anda masadaki formül Fred'in bölgesine Crespo alınması ama İrfan Can Cengiz formülde tartışılıyor. Oyun gücü en önemli silahı Fred eksikliği öncesinde Kayseri'de yarım pozisyon verip 3 gol yiyen defansın merkezine odaklanması gerekir. Yani Ceko'nun formu, Tadic'in liderliği, Şimanski'nin temposu, İrfan Can'ın sezona koyduğu ağırlık Fenerbahçe'nin yaralarını kapatacak seviyede. Ömer Ründül. Benim bu tip sorulara karşı cevabım her zaman aynıdır. Eğer bir takıma büyük takım diyorsanız ve bu sene çok önemli transferler yapıldığını kabul ediyorsanız Fred oynamadığı zaman takımın yaşadığı düşüşte Fred'in yokluğundan oldu diyorsanız görüşlerde çelişki var demektir. Fred her yönüyle çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Takımına da önemli katkılar veriyor ama büyük takım bir futbolcunun eksikliğiyle endekslenemez. İsmail Kartal'ın yapacağı şey Fred yerine İsmail Yüksek'in yanına Crespo'yu oynatacak diyor. Bir açıdan da bu mantıklı çünkü karşı taraf Torreira ile Kaan'ı oynatacak muhtemelen. Önlerine de artık Kerem mi koyar, başkasını mı koyar ben bilemem. Ama büyük ihtimal böyle oynatacak. Haliyle Fenerbahçe'nin orta sahasında İsmail Crespo bence sırıtmaz. Ömer Ündül bence esas düşünülmesi gereken forvet hattı. Güçsüz Tadic. Çok güçlü Boey karşısında ne yapabilir? İzleyeceğiz. Ufak bir sakatlık problemi olan Dzeko mu? Yoksa çok moralli güçlü Batshuayi mi tercih edilir? Ama bir sorum var ki Fenerbahçe kadro yapısı Dzeko gibi sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrafora daha uygun. Diğer sorun ise Cengiz Ünder'i baştan mı kullanacak? Sonradan mı diyor? Valla ben diyorum ya ben kafamda çok fazla senaryo üretiyorum. Artık şizofreni olmaya doğru gidiyorum o yüzden şey yapmıyorum. Şimdi Cengiz'e gerçekten İsmail Kartal'ın bir etkisi var. Bak 15 milyon euroya alındı. Kayseri maçında takımı sırtladı. Doğruya doğru şimdi. Ve Fenerbahçe Cengiz'e hoş geldin Cengiz diyor. Eleştirilerin odağı olmuştu hatırlayın arkadaşlar. Yani İrfan Can mükemmel performans gösterince Cengiz sırıtmıştı. Taraftar da bir yerde haklı. Geçen sene Rossi, İrfan Can kanatlardan hiç gelemiyordu Fenerbahçe. Şimdi 3 puanın kazanılması sağlandı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. 2 maçı doğrudan etkiledi. Samsun deplasmanda maç 0-0 iken Dzeko'ya asist yaptı. 1-0 olmuştu. İstenilen seviyede değildi ama bir şey yapmıştı. Şimdi İsmail Kartal'ın etkisi var. Cengiz kendini buldu. Özel çalışmalar yaptı size dedim ya. Yani yurt dışından eleman getirdi diye. Cengiz'in takıma dahil olması, katkı vermesi büyük önem taşıyor. Hani kanatlardaki İrfan'dan, Tadiş'ten elbette yararlanacak ama yaptığı ortalar dışında bitiriciliğine de malum. Bu arada Fenerbahçe'de Edin Dzeko
Bugün yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştım. Tamamında arkadaşlar. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair daha söylenecek şeyler çok var ama yani cümle bitmez. Söz bitmez. O kadar çok şey var ki. Ben sadece şunu söylüyorum. İyi oynayan kazansın. Fenerbahçe iyi oynasın. Kazanan Fenerbahçe olsun. Başka bir şey demiyorum. Ya baktığın zaman Şimanski, Tadic, İrfan Can çatır çatır gol atan oyuncular. Ve Fenerbahçe çatır çatır giden bir takım. Bakalım sonu ne olacak? Sonu nereye gidecek? Ama dediğim gibi böyle olsun. Beşiktaş'ta Rıza Çalınmay olayı var. Ya çok komik bir olay. Maç bitmiş, çıkmış. O futbolcu salak mı? Bunu niye yaptı? Öbür futbolcu bunun kafası çalışmıyor mu? Bunu niye böyle yaptı? Öbürü bu niye böyle yaptı? Şu niye böyle yaptı? Şöyle böyle falan filan. Ondan sonra yollar ayrılmış. Bu sefer de diyor ki ya beni niye ayırdılar? Benim ne suçum vardı? Ben ama yine ısrarla söylüyorum. Ferdi'yi 8'de denesek bir şey kaybeder miyiz? Pek zannetmiyorum ama yani öyle ya. Öyle. Size şimdi soruyorum. Sizce Fenerbahçe hangi orta üçlü ile çıkmalı? Hani kanatları bir şekilde anlaşılır. İrfan'ı 8'e koyarsan mecburen sağ tarafa Cengiz'i koyacaksın. Onu zaten yazdınız bir de hepimiz anlarız. Yani hepimiz anlarız. Ya da ne bileyim Ferdi'yi orta sahaya koyarsan sol stoperde şey sol bekte Osterwold'u oynasın demek istediğinizi anlarım. Bakalım sizin fikriniz ne olacak? Son iki derbide de 10 kişi kaldığımızı bir kez daha hatırlatayım. Yani ne kadar olursa olsun 10 kişi kaldık. Bu sefer 10 kişi kalmamak lazım. Bu sefer saçma triplere girmemek lazım. Oynayıp kazanmak lazım. Karşımızda Fenerbahçe futbolcusunu görmediği halde kırmızı kart veren Galatasaray futbolcusunun attığı tekmeyi gördüğü halde kırmızı vermeyen bir hakem müsveddesi var. Yani hep birlikte bekleyip göreceğiz, bakacağız arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben de göreyim, ona göre cevap vereyim arkadaşlar. Görüşmek üzere.